İsmim Can Sakarya. Salıyım. Çok uzun yıllardır Keşan'da yaşıyorum. Bir topraksız çilek tarımı yapmaya karar verdik. Yıllar önce ben bunu Marmaris bölgesinde görmüştüm. Bu nasıl gelişir, buralarda nasıl olur diye merak ettik ve kuruluma başladık. Yaptığımız araştırmalar sonucunda topraksız tarımda daha avantajlı, işçiliğin çok daha rahat, aynı zamanda çileğe de müdahale edebileceğimiz bir ortam olduğunu keşfettik. Dolayısıyla biz de bunu yapmaya çalıştık. Birim alandan şu an burası 250 metrekare gibi bir sera ama adet olarak yaklaşık olarak 2 dönüme yakın çileğimiz var. Yani biz bunu toprağa dikseydik, yani bir sera ortamı yapmasaydık, katlı sistem yapmasaydık burada istediğimiz sayıda çileği ekemezdik. Buradaki amaç, bu katlı sistemdeki amaç hem işçilik rahat olsun hem de birim alandan olabildiğince fazla çilek üretimi alabilmek. Bize desteklerini esirgemeyen Sayın Keşan Belediye Başkanımız Mustafa Elbacıoğlu'na çok teşekkür ederiz. Bizleri bu projeyi sunduğumuzda çok büyük destekledi. Dolayısıyla bizlere ön ayak oldu. Biz bu projeyi gerçekleştirme esnasında kendisine sunduğumuz projede Keşan'ın neden bir çilek merkezi olabileceği hususunda hayalleri vardı. Biz de aynı hayalleri paylaşıyoruz. Bu sistem Keşan'da ilk kez yapılıyor. Biz burada bu konunun gelişmesini çok istiyoruz. Keşan'ın bu sayede bir çilek merkezi olabileceğini düşünüyoruz. Bölgemizde Karaaş nasıl bir ceviz merkezi, Şehribaşı nasıl bir kiraz merkezi ise Keşan'da bir çilek merkezi olabilir. Burada insanlar genellikle gelip kendileri topluyorlar. Özellikle çocuklar çileği kendi dalından koparma konusunda çok zevk alıyorlar, çok eğleniyorlar. Dalından çileği kopardığındaki lezzeti tadıyorlar. Dolayısıyla herkesi bekleriz. Topraksız tarım, sebze meyve üretimini illaki toprağın üstünde değil binaların üstünde de yapabiliriz. Biz burada kendi suyumuzu kendimiz kullanıyoruz. Devir daim yapıyoruz. Günde yaklaşık 100 litre su tüketimimiz var burada. Bugün normal bir hanede 100 litre su tüketiliyor. Bunun için bu topraksız tarım üretimi yapmak için herhangi bir toprağa ihtiyacımız yok. Bina çatı katları bunun için müsait. Dolayısıyla tüketim merkezleri çok yakın. Yani bu sistem için illaki toprağa, tarlaya ihtiyacımız yok. Şu anda en ufak bina çatısı 300-400 metrekare. Orada inanılmaz çilek üretirsiniz. Fasulyenizi, biberinizi, maydanozunuzu, dereotunuzu hepsini üretebilirsiniz. Bunun için herhangi bir tarlaya ihtiyacınız yok. Ve çok az suyla. Çünkü niye? Aynı suyu çeviriyoruz. Normal tarla tarımında gübreyi verdiğiniz zaman suyla beraber gübre de yıkanıyor. Dolayısıyla biz burada 100 gram, 200 gram gübre kullanırken normal çiftçi 4 kilo gübre kullanıyor. Bu aynı zamanda içme sularının kirlenmesi demek. Ama bizde bu kullanımda herhangi bir çevreye bir zararımız yok. Yağmur, çamur yok. Üstümüz kapalı. Dışarıda yağmur yağdığı zaman bile gelip işinizi yapabiliyorsunuz. Artı her şey kontrol altında. Ben dışarıdaki atmosferi kontrol edemem. Yağmuru, karı, çamuru kontrol edemem. Toprağı kontrol edemem. Ama burada her şey benim kontrolüm altında. Yani gübrelemesinden tutun, zararlı kontrolüne kadar hepsi bizde. Dünyada benim bildiğim bir akan su kültürü, durgun su kültürü, bir de böyle kokopite yetişen raflı sistem kültürü var. Biz kokopiti tercih ettik. Yaptığımız hesaplamalara göre dikey sistemde hidroponik küçük alandan tonajlı malzeme alıyoruz. Yani buraya dikey dikim yapsak hidroponik sistemde aşağı yukarı 4000 kök çilek alıyor. Ama böyle yatay yaptığımız zaman 9000 çilek alıyor. Ve devamlı bir enerjiye gerek duymuyoruz. Günde yaptığımız sulama 20 dakika. Ve bunun için elektrik de yapmadık. Dışarıda güneş enerji sistemini kurduk, depomuzu kurduk. Günde 20 dakika suluyoruz. Ve tükettiğimiz su yaklaşık 100 litre. 250 metrekare için söylüyorum. Sonuçta açık arazide iklime bağlısınız. Ama serada iklimlendirmeyi kendiniz yapabiliyorsunuz. Şimdi ben burayı Mart ayında kapattığım zaman Nisan başında çilek toplayabilirim. Keşan için söylüyorum. Ama açık tarlada yapan arkadaşlar Mayıs sonunda toplayabiliyor. Artı büyük ihtimalle Ekim sonu Kasım başı kırağa düşüyor. Açıktaki çilekleri toplama şansınız yok. Ama ben burada Ocak sonuna kadar çilek topluyorum. Bu da aynı zamanda girdilere çok iyi yansıyor. Dezavantajı ilk girdi maliyeti. Başka bir dezavantajı yok. Yani
Bunu toprağa ektiğinizde bir maaş naylonu, toprak altı gübresi, fide ekebiliyorsunuz. Ama bunda raflı sistem için raf maliyet, kokopit maliyet, demir maliyet. Bunlar ekstra maliyetler. Sera derseniz gene ekstra başlı başına bir maliyet. Yani dekar bazında yaptığınız zaman yaklaşık 600-700 bin lira gibi bir ekstra bir parayla başlıyorsunuz. Çilek hastalıkları, özellikle kurşun küf, baş edemezsiniz. Baş etmem için ilaç atmam lazım. İlaç attığım zaman ya bir hafta toplamayacağım. O zaman çilek çürüyecek. O zaman ne yapacağım? Toplamam lazım. Millete ilaçlı çilek yediriyorum. Ama burada öyle bir şey yok. Minimum, maksimum termometrelerim, nem ölçerlerim hepsi mevcut. Ona göre hareket ediyorum. Ama bu tarlada olsaydı kontrol etme şansım hiç yoktu. Hava durumuna bakacağım. Yağmur yağacak mı, yağmayacak mı? Yağarsa ne yaparım? Hiçbir şey yapamam. 3 gün yağdı, ne oldu? Üstündeki çilek kurudu, gitti. Veya kurşun küf dediğimiz hastalık yaptı, meyveler gitti. Çilek üzümsü meyvadır. Organik maddeyi çok sever. Bugün Türkiye topraklarındaki ortalama organik madde oranı %1'in altındadır. Ama bunu çilek yetiştirmek istiyorsanız, ahududu yetiştirmek istiyorsanız bu organik madde oranı %3,5'un üstü olmak zorunda. Şimdi açıktaki tarladaki organik maddeyi ben %3,5 oranına çıkarmam için bir sera parası kadar toprağa organik madde gömmem lazım. Ama burada kokopitlerde organik madde takviyesini ben kendim yapıyorum. Ve çok daha hesaplı şekilde yapıyorum. Benim çileğimin fazla dayanmasının sebebi bu. Açık tarladaki çilekte organik maddeyi nasıl verebilirsiniz damlamadan? Söz konusu olan toprak 200 ton. %3 dediğiniz zaman 6 ton. 6 ton organik madde mümkün değil. Ama bu şekilde ufak dokunuşlarla her şeyi yapabiliyorsunuz. Bana göre topraktakine göre daha sağlıklı. Çünkü niye derseniz, atıyorum çileği ektim. Köstebek de dandı. Var mı yapabileceğiniz bir şey? Yok. Dana burnu geliyor, beyaz sinek geliyor, kıl kurdu geliyor, tel kurdu geliyor. Geliyor da geliyor. Ben bunlarla mücadele etmem için ilaçlamam lazım. Ama burada öyle bir şansları yok. Dolayısıyla ben ilaç da kullanmıyorum.